Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 9. sınıf zamanın taksimi konusundan devam edelim. Tarihin dönemlendirilmesi alt başlığımız. İnsan geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi tarihi terimlere başvurmuştur. Yazı sayesinde insan kendi tarihini tutmaya başlayan insanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak almış. Yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi dönemler. Sonraki zamanlar ise tarihi dönemleri olarak adlandırılmıştır. Böylece ne olacaktır arkadaşlar? İnsanlar tarihi olayları daha rahat inceleme fırsatı bulacak. Araştırmacılar daha rahat bir araştırma yapabilecekler. Tarihi olayları öğrenmek isteyen de ne yapacaktır? Daha rahat bir öğrenme imkanı bulacaktır. Böylece tarihçiler belirli dönemlere göre zamanı çağlara ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. İşte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi çağlar verilmiştir. Geçmişin dönemlendirilmesine farklı toplum ve kültürler kendi tarihindeki önemli olayları ne yapacaklardır? Esas alacaklardır. İşte örneğin Batı dünyası özellikle Avrupa tarihli, Avrupa merkezli bir dönemlendirme yapacaklardır. Bu süreç içerisinde işte mesela orta çağ, ilk çağ, yakın çağın başlangıç ve bitiş olaylarını belirleyen tarihi gelişmeler doğrudan Avrupa tarihiyle ilgili olaylardır. İşte orta çağ mesela kavimler göçüyle başlıyor. İlk çağ yazının icadıyla başlıyor. Yeni çağ 1453 İstanbul'un fethiyle başlıyor. İşte Avrupalı olmayan milletler de Avrupa coğrafyasını ve tarihini etkilerse İşte kavimler göçünde olduğu gibi, İstanbul'un fethinde gibi bu dönemlendirme içerisinde ancak yer alabileceklerdir. Böyle bir kendi tarihlerini ilgilendiren olayları almışlardır. Tarihin bu şekilde dönemlendirilmesi arkadaşlar, yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ gibi dönemlendirilmesi Avrupa merkezlidir. Ve Türk tarihiyle bu dönemler ne yapmaktadır? Örtüşmemektedir diyebiliriz. İkinci başlığımız gençler, sevgili gençler, takvim sistemleri. Takvim nedir? Öncelikle onun bir tanımını yapalım arkadaşlar. Zamanın yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgelere takvim deniliyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Zamanın yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgelere takvim deniliyor. Tarih boyunca işte Sümerler gibi, Babiller gibi, Mısırlılar, Yunanlılar, İbraniler, Roma, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintliler, Tibetliler, Türkler ve Araplar. Yani çok sayıda çeşitli millet ve topluluk değişik takvimler ne yapmıştır arkadaşlar? Meydana getirmişlerdir. Takvimler iki esas üzerine oluşturulmuş arkadaşlar. Ay ve güneş yılı. Takvimler ay ve güneş yılı olmak üzere iki esas üzerine düzenlenmiştir. Nedir bu ay yılı veya güneş yılı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ay yılı dediğimiz ayın dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve 12 tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür arkadaşlar. Yani ayın dünyanın etrafında 12 defa 12 tur dönmesi için geçen zamana ay yılı deniliyor. Bu da 354 günlük bir zamana tekabül ediyor. Güneş yılı dediğimiz zaman ise arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki bir tur dönüşünü esas alıyor ve bu sürede 365 gün 6 saattir. Dünyamızın güneş etrafında bir tur dönüşü için geçen zamana esas alıyor arkadaşlar. Buna güneş yılı deniliyor. Bu sürede 365 gün 6 saattir. Her toplum kendisine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olaylar arkadaşlar tarihlerinin başlangıcı olmuştur. Yani her toplum kendisine özgü yukarıda saydık işte Sümerler, Çinliler, Türkler, Araplar gibi çok farklı millet saydık arkadaşlar. Kendilerine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başı olarak almış. Mesela işte İbraniler M.Ö. 3761 yılındaki yaratılış yılına, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı M.Ö. 776'yı, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumu 0'ı, Müslümanlar M.Ö. 622 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini,
tarihlerini ne yapmışlardır? Başlangıç olarak almışlardır diyoruz. Bir sonraki slaytımızı alalım arkadaşlar. Hemen şunu. Şimdi bir diğer başlığımız arkadaşlar. Türklerin kullanmış olduğu, tarih boyunca kullanmış olduğu takvimler. Türkler arkadaşlar 5 değişik takvim kullanmışlardır. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim olmak üzere arkadaşlar. 5 takvimimiz var. Bunların özelliklerine kısaca bir bakalım. 12 hayvanlı Türk takvimi ilk takvimimiz arkadaşlar. Bu takvimin en önemli özelliği nedir? Türklerin kullandığı ilk takvim olması, güneş yılı esasına göre düzenlenmiş olması, işte Kök Türkler ve Uygurlar döneminde kullanılmış arkadaşlar. Burada da 12 yılda bir devir yapan bu takvimde yıllar hayvan adlarıyla isimlendirilmiş arkadaşlar. Yani işte mesela altta bu aile, bu yıllar verilmiş arkadaşlar. İşte sıçan yılı, öküz yılı, bars yılı, tavışkan yılı, julu yılı, yılan yılı, yont yılı, kon yılı, biçin yılı, tukigu yılı ve it yılı gibi, tonguz gibi isimler verilmiştir. 12 yılda bir devir yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde düzenlenmiş olan bir takvimdir diyoruz. Başlangıcı bilinmiyor arkadaşlar. Yani ilk ne zaman kullanıldığı bilinmeyen bir takvim. Türklerin ikinci kullandığı takvim Celali takvimdir arkadaşlar. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmış, düzenlenmiş olan bir takvimdir. Başlangıç yılı 1079 yılıdır. Yine güneş yılı esaslı bir takvimdir. Melikşah adına Büyük Selçuklu Devleti dönemi başlangıç yılı 1079. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Rumi takvim arkadaşlar Osmanlı Devleti döneminde mali işler için kullanılmış olan bir takvimdir. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir arkadaşlar. 1 yıl 365 gün 6 saattir. 1839'dan itibaren Mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edilmiş arkadaşlar. Miladi takvimle arasında 584 günlük bir zaman dilimi bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arada Hicri takvim vardı ama onu biz herhalde özetimize çıkartırken atlamışız arkadaşlar. Onun hakkında da kısaca bilgi verelim şurada. Hicri takvim nedir? Hazreti Ömer döneminde düzenlenmiş arkadaşlar. Ay yılı esasına göre düzenlenmiş. Başlangıç yılı 622 hicrettir arkadaşlar. Yani hicret de neydi? Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesi olayı. Başlangıç yılı olarak 622 yılı esas alınmış. Ülkemizde arkadaşlar, ülkemizde dini gün ve bayramların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Neymiş arkadaşlar? Ülkemizdeki dini gün ve bayramların belirlenmesinde bu takvimi kullanıyoruz. Şunu da söylemiş olalım arkadaşlar, yeri gelmişken. Türklerin kullanmış olduğu takvimlerden sadece Hicri takvim arkadaşlar ay yılı esasına göre düzenlenmiş. Diğer takvimlerin tamamı nedir arkadaşlar? Güneş yılına göre düzenlenmiş olan takvimlerdir. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, son takvimimiz arkadaşlar Miladi takvim. Birinci özelliği arkadaşlar dünyada en çok kullanılan takvim olması. 1 yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonraki 1 Ocak tarihidir. Kökeni Mısırlılara dayanıyor. Güneş takvimini zaten Mısırlılar kullanmış ilk defa.
Romalılar geliştirmiş. Papa 13. Gregorios son şeklini vermiştir. Bu yüzden bu takvime Gregorian takvimi de deniliyor. Ülkemizde 1 Ocak 1926'dan beri kullanılan takvimdir. Bu da milat takvimin özelliklerini oluşturuyor. Hicri takvim ile milat takvim arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Bir diğer önemli nokta da budur arkadaşlar. Milat takvim işte 1 yıl 365 gün 6 saat. Hicri takvimde ise 1 yıl 354 gün 8 saattir. Başlangıcı 1 Ocak'tır. Başlangıcı Hazreti Muhammed'in hicretidir arkadaşlar. Kaçtı? 622. 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılıyor. Hicri takvim ise dini gün ve takvimlere dini günlerin belirlenmesinde bu takvim kullanılıyor arkadaşlar. Ay yılına göre düzenlenmiştir. Diğeri de güneş yılına göre düzenlenmiştir şeklinde bu takvimin özelliklerini de belirtmiş olalım şu şekilde. Sizler de daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. İki takvim arasındaki farkları bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Şimdi bir diğer son bu konuyla ilgili son başlığımız arkadaşlar. Yüzyılların sınıflandırılması ve milat kavramı üzerinde duracağız arkadaşlar. Yüzyıl ne demektir arkadaşlar? Adından da anlaşılacağı gibi 100 yıllık zamana yüzyıl deniliyor arkadaşlar. Hazreti İsa'nın doğumundan önceki yıllar arkadaşlar milattan önce, Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki tarihleri ise milattan sonra deniliyor. Bunu bir tarih şeridi üzerinde gösterecek olursak şu şekilde bir tarih şeridi çizelim arkadaşlar. Milat neydi? Hazreti İsa'nın doğduğu sıfır tarihi. Milat sıfır. İşte burası mesela 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diyelim şurasını da şöyle. Aynı şekilde burası da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diyelim şu şekilde. Uzatalım biraz. Evet şöyle 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Burası Hazreti İsa'nın doğumundan sonra olan dönemler neydi? Milattan sonra Hazreti İsa'nın doğumundan önceki olan dönemlerde şöyle diyelim 10, 20, 30, 40, 50. Şöyle milattan önceki dönemler şeklinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Milat başlangıç olarak kabul ediliyor. Milat Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki olan dönemler. Milattan sonra Hazreti İsa'nın doğumundan önceki dönemler ise arkadaşlar milattan önceki dönemler olarak isimlendirilmektedir. Yüzyıl kavramı arkadaşlar teorik olarak sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve yüzyıllık dönem anlamında yüzyıllık dönem anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bu kavram işte 16. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir kavramdır arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih 1 ve 2 basamaklı sayıdan oluşuyorsa arkadaşlar 1. yüzyıldır. Yani şurada vermiş olduğumuz rakamlar işte mesela şurası şöyle örnek verelim arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Onu da şey yapalım da. Mesela arkadaşlar işte 5, 10, 70, 99. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? 1. yüzyıl. Hem milattan önce hem de milattan sonraki dönemlerde bu 1. yüzyılı oluşturuyor. Eğer tek haneli ve çift haneli ise arkadaşlar. 3 basamaklı ise arkadaşlar verilen bir tarihimiz. 3 basamaklı ise yüzler basamağına 1 ekleniyor. Mesela 515 diyelim arkadaşlar. Yüzler basamağı nedir? 5'tir arkadaşlar. 1 eklediğimiz zaman 6. yüzyıl. İşte mesela 4 rakamlı ise arkadaşlar. O yüzden 1079 diyelim arkadaşlar mesela. Sağdan 2 rakamını çıkartıyoruz arkadaşlar. Yine yüzler basamağına 1 eklediğimiz zaman arkadaşlar 1, 1, 11. yüzyıl.
Bunları daha örneklerle açıklayalım arkadaşlar. Hemen hızlıca yüzül kavramı da bu şekilde vermiş olalım. Mesela nedir arkadaşlar? İşte 1035 diyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yüzler basamağına son ikisini çıkartıyoruz. Yüzler basamağına bir ekliyoruz arkadaşlar. 11. yüzyıl. Mesela 69 diyelim. Neydi? Tek ve çift haneliyse arkadaşlar. Bu nedir? Doğrudan 1. yüzyıl gibi. Yüzyıl hesaplamalarında arkadaşlar bir de yüzyılın işte neyi vardır arkadaşlar? Hemen şurada sayı doğrusunu bir kez daha çizelim. Şu şekilde. Şimdi bu başları ortası 0 milat idi. Her iki tarafı da 100 diyelim arkadaşlar. 100 yıllık zamanı arkadaşlar işte yarısını alırsak arkadaşlar buraya 50 dersek buraya da 50 dersek ne oluyor arkadaşlar? 100 yılın birinci yarısı, ikinci yarısı. Bu tarafa baktığımız zaman işte arkadaşlar geriye doğru geldiği için burası birinci yarısı. Sıfıra doğru, yüzden geriye doğru milattan önceki dönemler eksiden artıya doğru geldiği şekilde düşünürseniz arkadaşlar işte sıfıra doğru geldiği için burası birinci yarısı, burası ikinci yarısını oluşturuyor. Bir de çeyrek zaman dilimleri var arkadaşlar. Çeyrek de nedir? 25 yıllık zaman dilimini oluşturuyor. İşte 25, şu araya da 75 yazalım. Buraya da 25-75 yazalım arkadaşlar şu şekilde. Burası şu art tarafına başlayalım arkadaşlar. Nedir? İlk 24'e kalan değer. 24 de dahil olmak üzere arkadaşlar. Burası nedir? Birinci çeyrek. Burası 25 dahil 49'a kadar ikinci çeyrek. 50'den 74'e kadar olanlar 3. çeyrek. 75'ten 99'a kadar olan da 4. çeyrek. Burada ise arkadaşlar işte burası 100'den 75 90 100'den 99'dan 75'e kadar 75 dahil olmak üzere burası 1. çeyrek. Bu arası ikinci çeyrek. Bu arası üçüncü çeyrek. Burası da dördüncü çeyrek. Evet arkadaşlar bu şekilde çeyrekleri de belirtmiş olalım. Hemen şöyle kısaca hızlıca bir tarihin hangi yüzyılın hangi yarısının hangi çeyreğine olduğunu nasıl bulalım arkadaşlar? Mesela 1453 diyelim. Önce hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurası 53'ü yok sayıyoruz. 4 1 daha 5 1 aşağı 15. yüzyıl. Ondan sonra yarısını bulmak için 53 diyor arkadaşlar. 53 50'den büyük olduğu için ikinci yarısı. Yine 53 nedir arkadaşlar? İşte 25 50 50 ile 75 arasında olduğu için de 3. çeyrek arkadaşlar. Bu şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Milattan önceki dönemlerdeki bir tarih için arkadaşlar. Mesela milattan önce diyelim 1453 yıl olsun yine. Nedir? Yine 1 ekliyoruz. Milattan önce 15. yüzyıl. Şimdi arkadaşlar burada yarısına bakıyoruz. 100 ile 50 arası neydi arkadaşlar? 100 ile 50 arası. Birinci yarı yıl arkadaşlar. Birinci yarı yıl. 50 ile 2. çeyrek arkadaşlar. 50 ile 75 arasında. 75 ile 50 arasında olduğu için 53 arkadaşlar. İkinci çeyreği oluşturmaktadır diyelim şu şekilde. Bir kez daha görünmüyormuş kağıdımız çok fark etmemişiz arkadaşlar. Milattan önce 1453 tarihi 14'e 1 eklediğimiz zaman milattan önce 15. yüzyıl birinci yarısı
birinci yarı yıl, ikinci çeyrek. Milattan sonra ise hemen yukarıda da o örneği çözmüştük arkadaşlar. Yine 15. yüzyıl, bu kez ikinci yarısı arkadaşlar, üçüncü çeyreği oluşturuyor. Milattan önce ile milattan sonra arasında da böyle bir fark bulunmaktadır diyoruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.